asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 şehrimizde ağır hasara neden olan bu deprem silsilesinin ardından devletimiz milletimiz de el ele verdi ve tüm imkanlarını en üst düzeyde seferber etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması, ekonomik ve sosyal hayatın en kısa sürede eski günlerine dönmesi için çok yönlü bir çalışmayı tüm paydaşlarımızla ama burada özellikle hem valimiz hem de Büyükşehir Belediye Başkanımızla el ele yürüttük. Son 15 yılda sağladığımız teşviklerle bir cazibe merkezine dönüşen deprem bölgemizin kalkınma yolculuğuna güçlü bir şekilde devam etmesi için tarihimizin en kapsamlı yatırım teşvik paketini hayata geçirdik. Aralarında Gaziantep'in Nurdağı, Islahiye ve Araban ilçelerinin de olduğu Depremden yoğun etkilenen 65 ilçemizde yatırım ortamını iyileştirmek ve istihdam sağlamak üzere cazibe merkezleri programını hayata geçirdik. Yatırımlara vergi indirimleri, sigorta primi teşvikleri, KDV muafiyetleri, gümrük vergisi muafiyetleri ve finansman destekleri sağladık. Bu program kapsamında Gaziantep'te 1105 vatandaşımıza istihdam sağlayacak ve 6,7 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip yatırım projelerini de teşvik ettik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına Gaziantep'te daha önce düzenlediğimiz 1352 yatırım teşvik belgesinin süresini talep aramaksızın 3 yıl uzattık. Projelerine devam etme imkanı kalmayan yatırımcılarımız için de düzenlediğimiz teşvik belgelerini kendilerine herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık. Deprem sonrası kobilerimizin hızlı toparlanmaları adına devreye aldığımız destek programlarıyla işletme sahibi afet zedelerimizin yanında olduk. Zarar gören işletmelerimizin 2023 yılı tüm borçlarını sildik. Yaşamını yitiren ya da iş göremez hale gelen işletmecilerimizin ise tüm zamanlara ilişkin koske borçlarını geçtiğimiz yıl sildik. Deprem, depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk 12 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli acil destek programını uygulamaya koyduk. Gaziantep'te 481 işletmemize 216 milyon liralık kredi imkanı sağladık. Uluslararası finansman kaynaklarını da harekete geçirerek işletmelerimize can suyu niteliğinde olan Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesini başlattık. Dünya Bankası ve Japon Kalkınma Ajansı işbirliği ile 590 milyon dolarlık bir finansmanı KOBİlerimizin imkanına sunduk. Nurdağ ve İslahiye ilçelerimizde 750 bin liraya, Gaziantep'in diğer ilçelerinde 650 bin liraya varan destekleri KOBİlerimize 36 ay vadeli ve faizsiz olarak sunduk. İşletmelerimizin tamirat, onarım, ekipman alımları için ihtiyaç duydukları finansmana erişimi tesis ederek bölgemizin ekonomik toparlanmasına destek olduk. Destek programımız kapsamında bugüne dek Gaziantep'te 2657 işletmemize 1,2 milyar lira ödeme yaptık. Başvurusu onaylanan kobilerimize ilave ödemelerini de önümüzdeki dönemde hızla devreye alacağız. Yine önümüzdeki dönemde uluslararası finans kuruluşlarını sürece dahil ederek yeni finansman kaynaklarıyla KOBİ'lerimizin toparlanma sürecini desteklemeye devam edeceğiz. Bugüne dek şehrimizde 11 yeni sanayi alanı ilan etmiştik. Gaziantep-İslahiye sanayi alanında depremden zarar görmüş işletmelerimize tahsis edilmek üzere 80 iş yerinin yapımını kısa süre içinde tamamlayacak ve bu sayıyı önümüzdeki dönemde 160'a çıkaracağız. 11 sanayi alanımızın tamamını önümüzdeki dönemde bacası tüten fabrikalarla donatacağız. Biliyorsunuz burada Amanos Dağları var. İnşallah Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin her yerinde nasıl dağları deldik Yolları açtık. Türkiye'yi tarihte görülmemiş bir hızla kalkındırdıysak, bu Amanos Dağlarında da inşallah önümüzdeki dönemde tüneller açılacak ve Gaziantep bir Akdeniz şehrine dönüşecek. Ve Gaziantep'in Akdenize ve dünyaya açılan kapısı Nur Dağı ve İslahiye olacak. Biz de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Nurdağında Dağı'nda 1 milyon metrekarelik sanayi alanını bugün az önce hep birlikte konuştuk. Hızla OSB olarak hayata geçireceğiz ve burada tüm parselleri büyük bir hızla yatırımcılarımıza sunacağız. Nur Dağı'na, Gaziantep'imize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Islahiye'de de 6 milyon 780 bin metrekarelik bir ekolojik Yeşil Endüstri Bölgesini uluslararası pazarlara açılacak yatırımlarla buluşmak üzere inşallah Gaziantep'imize kazandıracağız. OSB demek endüstri bölgesi demek, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, ihracat demek. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat kalkınma demek. Allah'ın izniyle Gaziantep hem bölgemizin hem ülkemizin kalkınma yolculuğunda lokomotif şehir olmaya devam edecek. Şehrimizin 22 yılda kat ettiği mesafe hedeflediğimiz daha ileri düzeylere ulaşmanın ne kadar mümkün olduğunu bize gösteriyor. 22 yıl öncesine dönüp baktığımızda şehrimizde sadece iki organize sanayi bölgesi yükseliyor ve planlı sanayi altyapımız ancak 53 bin vatandaşımıza ekmek kapısı oluyordu. Sanayicilerimizin talepleri doğrultusunda OSB'lerimizin sayısını altıya yükselttik. Sanayicilerimiz verdikleri sözleri tuttular. Organize sanayi bölgelerini fabrikalarla donattılar ve bugün Gaziantep'in organize sanayi bölgelerinde 250 binden fazla vatandaşımız istihdam ediliyor. KAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle yürüttüğümüz projelerle şehrimizin yeniden ekonomik ve sosyal toparlanmasına öncülük etmeye katkı sunmaya gayret ettik. Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Programı kapsamında 6 projeye 262 milyon lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremizle de şehrimizin toprağına yeniden hayat verecek, tarımın yeşirip gelişmesine vesile olacak projelere 56 milyon lira kaynak sağladık. Bugün de bölgesel kalkınma odaklı acil eylem programımız kapsamında Nur Dağı'nda hayata geçirdiğimiz ticaret çarklarının güçlü bir şekilde dönmesini sağlayacak ve vatandaşlarımıza istihdam kapısı olacak iki çarşımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. 12 bin metrekare kapalı alana sahip 243 dükkandan oluşan ve 140 milyon liraya yakın bir yatırım tutarıyla hayata geçirdiğimiz bu çarşı Nurdağımıza, Nurdağ'ın esnafına, Nurdağ'ın tücarına, tacirine hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Kazan gitti, bahar geldi, yaz kaldı.